Postası Haber Merkezi'nin hazırladığı gündeme dair gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıyla 41 ilin valisi değişti. Buna göre 18 ile yeni vali ataması yapılırken 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye müfettişi olarak merkeze alınırken Muğla valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atandı. Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı %13,2 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. Mart 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.8 puan azalarak %29,1 olarak gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs salgını sürecinde seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle ekonomik gelir kaybına uğrayan Ankara Gücü Spor Kulübü'ne destek olacaklarını açıkladı. Değerli hemşehrilerim, başkentimizin asırlık çınarı, imalatı harbiye ruhunun takımı, Ankara'mızın en büyük değerlerinden olan Ankara Gücü, ekonomik zorluklar ve transfer yasağı nedeniyle bu sene sezona geriden başladı. Buna rağmen daha sonra yapılan hamlelerle takımımız toparlandı. Ligin geri kalan haftaları için umudumuzu koruyoruz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde Ankara Gücü yönetiminin başlattığı hatıra bileti kampanyasını bizler de destekliyoruz. Tüm Ankaralı hemşehrilerimiz de kulübümüze gelir sağlaması amacıyla bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. İnanıyorum ki el ele verirsek Kurtuluş Savaşı'nın kulübü Ankara Gücü Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa oynayan güçlü bir takım olacaktır. Bugüne dek şehrimizin değerleri olan Ankara Gücü'ne ve Gençler Birliği'ne imkanlarımız ölçüsünde desteklerde bulunduk. Bu desteklerimize gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi MS hastalarının çektiği fotoğrafları sanal ortamda sergiliyor. MS hastalığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Ankara MS Derneği işbirliğiyle Hatice Hande Kapan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının çektiği fotoğrafları toplayarak oluşturduğu MS'in vizöründen 45 kare adlı sergiyi vatandaşların beğenisine sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi www.ankara.bel.tr adresinde paylaşılan sergide MS hastalarının çektiği birbirinden güzel fotoğraf kareleri yer alıyor. Hastalığın atak sürecinde meydana gelen bulanık görme sorunlarının fotoğraflara yansıdığı sanal sergide Hatice Hande Kapan, Merve Gül Bayzat, Nur Serra Karhan, Oğuz Marangoz ve Nisa Balcı'nın gözünden 45 fotoğraf yer alıyor. Bugün aktaracaklarımız bunlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.